Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS programında, DGS kampında yaptığım örnek derslerden bir tanesini paylaşmak istiyorum. 2021 DGS hazırlık için DGS grupları kurduk. Bu gruptaki arkadaşlara hangi dersleri, hangi konuları anlatıyoruz, neler anlatıyoruz, konu anlatımımız nasıl diye örnek bir video paylaşmak istiyorum. DGS grupların arkadaşlar konu anlatımı ve model model soru çözümleri şeklinde benim kendi hazırladığım notlardan oluşan bütün DGS konularını kapsayan bu şekilde notlarım var benim. Kendim bu videoları canlı bir şekilde anlatıyorum ve canlı videolarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Her hafta bu dersleri canlı bir şekilde yapıyoruz. Videoları kaydediyoruz. Konusuna göre değişiyor arkadaşlar. Bazı dersler 4 saat, 5 saat sürüyor. Bazı dersler 2-3 saat sürüyor. Dersin kolaylığına, zorluğuna göre değişir. Örneğin üslü sayılar 4 saat, köklü sayılar 4 saat, mutlak değer 4 saat şeklinde sürüyor. DGS grubuna katılmak isterseniz arkadaşlar bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Konu anlatımı ve soru çözümü oluyor. Bu örnek bir ders. Ders anlatımımızı merak eden arkadaşlar için bu dersi paylaşıyorum. Yani gördüğünüz gibi bu dersin notları bana ait. Bu şekilde notlar oluşturdum ve örnek sorularımız var. Birazdan bunların hepsini çözeceğim. İlerleyen zamanlarda model soru tiplerinden oluşan, kendi sorularımı hazırladım. Model model sorulardan oluşan örnek bir ders daha paylaşacağım. Dediğim gibi DGS grubuna katılmak isterseniz arkadaşlar son bir grup kuruyoruz. Devam eden gruplarım var. Son bir grup daha kuracağım. Katılmak isterseniz arkadaşlar mutlaka bekliyorum. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Grup dolmak üzere. Bu şekilde örnek dersler var arkadaşlar. Örnek soru tipleri ve bunun ayrıca model soruları. Yani her konuyla ilgili en az 40-50 tane soru çözüyoruz. Bu şekilde gruplar devam ediyor. Şimdi bunun konu anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi faktöriyel ile ilgili neler bilinmesi lazım? Arkadaşlar şurada ben bu notta anlattım. Faktöriyel dediğiniz ifade nedir? N faktöriyelden bahsediyorsanız, bir sayının faktöriyelinden bahsediyorsanız o sayının kendisi dahil, bakın kendisi dahil kendisinden başlıyorsunuz ve birer geriye doğru bu şekilde çarparak en son 1'e kadar sayıları çarpıyorsunuz. Biz buna faktöriyel diyoruz. Dolayısıyla şimdi burada bilmeniz gereken bazı faktöriyeller var. Mesela sıfır faktöriyelin 1 olduğunu unutmayacaksınız. 1 faktöriyel yine 1'dir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2 oluyor. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olacak. 4 faktöriyel bu anlamda ne olur? 24 olur. 5 faktöriyel 120 olur. 6 faktöriyel 720 olur. Bu şekilde gidiyor. Yani bizim için 6 faktöriyele kadar bilinmesi gerekebilir. Bundan sonrası artık ezberlemenize gerek yok. Bundan sonrası tabii ki konuyu bilmek, konuyla ilgili bol bol örnek sorular çözmekle ilgili. Bunları biliyorsanız arkadaşlar faktöriyel yapılabilir. Bu faktöriyel ile ilgili öğrenmeniz gereken birinci durum arkadaşlar. Bunu öğreniyorsanız bu sorularda size yardımcı olacak. Şimdi faktöriyel konusuyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Şimdi nedir? Sondan kaç basamağı sıfırdır ya da sondan kaç basamağı dokuzdur gibi durumlar varsa arkadaşlar siz o sayıyı ne yapacaksınız? 5'e böleceksiniz. Faktöriyel ile ilgili sayıyı 5'e böleceksiniz. Bulduğunuz bölümü bir daha 5'e böleceksiniz. Bulduğunuz bölümü bir daha 5'e böleceksiniz. 5'ten küçük bir değer bulana kadar. Ondan sonra bölümleri toplayacaksınız. Ne demek istiyoruz? Bunu biraz sonra örnek bir soru tipinde anlatacağım arkadaşlar. Son basamağı ya da birler basamağı nedir derse arkadaşlar siz 4 faktöriyele kadar olan kısımları toplayacaksınız. Bundan sonra 5 faktöriyelden sonraki kısımlar 5 faktöriyel de dahil olmak üzere 5 faktöriyelden sonraki kısımlarla bizim işimiz olmayacak. Devam edeceğiz. Şimdi şurada en önemli maddelerden biri arkadaşlar faktöriyel istediğiniz yerde durur. Yani istediğimiz yerde faktöriyeli durdurabiliriz. Bu önemli bir madde. Bununla ilgili birçok soru tipini bu madde ile ilgili çözüyoruz. Bunu unutmayın. Mesela 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyeli de durdurabiliyorsunuz. Yine 13 faktöriyeli 13, 12, 11, 10 faktöriyel pat diye durdu. Mesela n faktöriyeli n çarpı eksi 1 faktöriyel pat diye duruyor arkadaşlar. Yine n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel diye pat diye burada istediğiniz yerde arkadaşlar faktöriyeli istediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Bu çok önemli bir madde. Yani bununla ilgili çok fazla soru çözüyoruz. Bilginiz olsun.
N-1 faktöriyeli de N-1'den başlatıyorsunuz. Neden? Çünkü faktöriyelin özelliği kendisiyle beraber başlaması. N-1 çarpı N-2 faktöriyel doğdu. N-1 faktöriyeli de N-1, bir eksiği N, bunun bir eksiği N-1, bunun bir eksiği N-2 burada durdu. Yine 2N-1 olursa 2N-1'den başlıyorsunuz. 2N-1'in bir eksiği 2N, bir eksiği 2N-1 faktöriyel arkadaşlar burada duruyor. Bu notlar bana ait arkadaşlar. Bu sorular da bana ait. Ben öğrencilerime bu konuyla ilgili konuyu anlatırken en az 20-25 tane soru çözüyoruz. Ondan sonra da 40-50 tane model soru çözüyoruz. Yani burada yaptığımız şeyler gerçekten çok verimli oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi 12 faktöriyel artı 13 faktöriyel, 13 faktöriyel eksi 12 faktöriyel gibi bir durum varsa ne yapacağız? Şimdi faktöriyel istediğimiz yerde duruyorsa bunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani burayı 12 faktöriyel artı 13 faktöriyeli de 13 çarpı 12 faktöriyel gibi yazabilirsiniz. Şurasını da 13 faktöriyeli 13 çarpı 12 faktöriyel eksi burayı da 12 faktöriyel diye yazabiliriz. Şimdi aşağıyı ve yukarıyı 12 faktöriyel ortak parantezine alırsanız yukarıda 1 artı 13 kalacak. Aşağıya bakıyoruz. 12 faktöriyel ortak parantezine alırsanız arkadaşlar buradan da 13 eksi 1 olacak. Yukarısı şuradaki 12 faktöriyel artık birbirini götürüyor değil mi? Yukarıda ne kaldı? 13 artı 1'den 14. Aşağıda ne kaldı? 13 eksi 1'den 12. Sonra 2'ye bölüp sadeleştirdiğimizde 7 bölü 6 bizim cevabımız olacak. Bu birinci soru arkadaşlar. Şimdi bilmeniz gereken bir durum daha var burada. Şu n faktöriyel eşittir a üzeri b, a üzeri x çarpı b gibi bir durum varsa burada a asal olmak şartıyla yani a'yı asal almak zorundasınız. A asal olmak şartıyla burada n faktöriyeli ne yapacaksınız? A'ya böleceksiniz. Bölümü bir daha böleceksiniz. Bir daha böleceksiniz. Yani ne demek istiyorsunuz hocam derseniz burada örneğe bakacağız. Şimdi burada x'in alacağı en büyük değeri soruyorsa şimdi görüyorsun 4 var. 4 asal değil. O zaman 4 üzeri x'i nasıl yazacaksın? 2 üzeri 2x gibi yazacaksın. O zaman buradaki 26 faktöriyeli şu alttaki 2'ye böleceksiniz arkadaşlar. Yani 26'yı 2'ye böleceksiniz. Buradan ne oldu? 13 oldu. 13'ü bir daha 2'ye böleceksiniz. Ne oldu? 13'te 2, 6 defa var. Şu kalanlarla bizim işimiz yok. Tamam mı? 6'yı bir daha 2'ye böldünüz. 3. 3'ü 2'ye böldünüz. 1 oldu. Şimdi şunları toplayın. Ne oldu bunlar? 19, 22, 23 oldu. Şu yukarıdaki 2x var ya, şu 2x. Bu 2x eşittir. Bu 2x eşittir. 23 oldu. Şimdi x buradan ne olabilir? X buradan en fazla 11,5 olabilir. Ama x tam sayı olacağı için arkadaşlar burada x'i tam sayı almak zorundasınız. Dolayısıyla 11,5 değil x'e en fazla 11 alabilirsiniz. Yani bu tür sorularda küçük değer alıyorsunuz. Yani 11,5 onu 12 yapamazsınız. Küçük olanı almak zorundasınız. Şimdi üçüncü örneğimiz arkadaşlar K17 faktöriyel ise 18 eksi 17 faktöriyelin K cinsinden eşitini soruyor bize. Burada ne yapabiliriz? Burada yapacağımız şey çok basit. Yani bu verilen ifadeler, şu ifadeleri düzenledikten sonra zaten sonucu bulacaksınız. Yani 18 faktöriyeli 18 çarpı 17 faktöriyel eksi burayı da 17 faktöriyel şeklinde yazarsanız sonra 17 faktöriyel ortak parantezini alalım. Ne kaldı? 18 eksi. Burada hiçbir şey kalmadığı için burada 1 koymak zorundasınız. Buradan sonrası 17 faktöriyel çarpı 17 olacak. 17 faktöriyeli biz k dersek bu sonucu ne olur? 17k olur. Bu kadar. Model soru tiplerimiz tam DGS sınav ayarında arkadaşlar. Burada konuyu anlatırken bu sorular size konuyu öğretir. Model sorularda da bu sınavda önceki yıllarda nasıl sorular çıkmış, bu soruların çözüm yolları nelerdir? Biz bunların hepsini öğretiyoruz. Şimdi şuna bakalım. X artı 1 faktöriyel, X eksi 2 faktöriyel 60 ise. Şimdi bunu ne yapacağız? Açacaksınız arkadaşlar. Yani yukarıyı X eksi 2'ye kadar açacaksınız. X artı 1 sayının kendisi çarpı bunun bir eksiği x olur. Bunun bir eksiği x eksi 1 çarpı bunun bir eksiği 2 ne olacak? Faktöriyel olacak. Şimdi aşağısı x eksi 2 nedir? Faktöriyeldir. Şunlar birbirini götürüyor. O zaman ifade şöyle olur. Şöyle yazalım. X eksi 1 çarpı
x çarpı x artı 1 gibi yazalım. Eşittir ne olacakmış? 60 olacakmış. Şimdi 60'ı nasıl düşünebilirsiniz? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Yani 3, 4, 5'in çarpımı ne olur? 60 olur. Demek ki x buradan 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan bunu bulabilirsiniz. Yine 5. örneğimiz 93 faktöriyel artı 94 faktöriyel toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Şimdi bunu ne yapmanız gerekiyor? Burada sondan kaç basamak sıfırda? Sıfır diyorsa siz 5'e bölmeniz lazım. Ama önce ifadeyi düzenlemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 93 faktöriyel artı 94 faktöriyeli de 94 çarpı 93 faktöriyel diye yazarsanız, sonra ifadeyi 93 faktöriyel ortak parantezine alırsak arkadaşlar 1 artı 94 olacak. Yani bu ifade şöyle oluyor. 93 faktöriyel çarpı 95. Bizim için önemli olan burası ama burada da bir önemli bir durum var. Bunu da anlatacağım. Şimdi 93'ü 5'e bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. 5'e bölüyorsunuz. 93'te 5 kaç defa var? 18 defa var. 18'i bir daha 5'e bölüyorsunuz. 3 defa var. Bakın şurası 18, 3 de burada. Şimdi 18 artı 3 olması gerekiyor. Sondan kaç basamağını soruyorsa ama bir yerde artı 1 eklemeniz gerekiyor. Neden? Şimdi 95 dediğiniz olay arkadaşlar, 95 dediğiniz olay 19 çarpı 5'tir. Biz bu sayıların içinde neden 5'leri arıyoruz? Yani neden özellikle 5'leri arıyoruz? Bir tane 5 de burada olduğu için o yüzden buraya ben 1 koydum. Burası ne oldu? 22 tane 0 oluyor. Neden 5'leri arıyoruz? Yani burada sayının son kaç basamağı sıfırdır dediği zaman sıfır 10'la alakalı bir mevzu değil mi? Yani kaç tane 10 olduğunu bulmamız gerekmiyor mu diyebilirsiniz. Ben de şöyle derim, 10 dediğiniz olay 2 çarpı 5'tir. Yani kaç tane 2 varsa o kadar 5 olmak zorunda. Sayıda 2'ler daha fazla olabilir. Yani 93 faktöriyelin içinde 2'ler çok fazla var. Yani nereden baksanız belki 70-80 tane 2 var. Ama 5 o kadar yok. Yani 22 tane 5 var. Dolayısıyla en fazla 22 tane 0 oluşturabilirsiniz. Yani bu gibi durumlarda 5'e bölmeniz gerekiyor. Sondan kaç basamak 9'dur diyorsa yine 5'e bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet, 6. örnek mesela bunun birler basamağı kaçtır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar 5 faktöriyelden sonrasını çiziyorsunuz. Çünkü 5 faktöriyelden sonrasının birler basamağı nedir? Sıfırdır. Bu gibi durumlarda 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel bizim için yeterli. Şurası 1, burası 2, 3 faktöriyel nedir? 6'dır. 4 faktöriyel ne? 24. Burası ne oldu? 33 oldu. 33'ün son basamağı nedir? 3. Dolayısıyla bu ifadenin birler basamağı 3 oluyor. Geldik bir diğer soruya arkadaşlar. 15 faktöriyel, 16 faktöriyel, 17 faktöriyel toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? Şimdi bu soruda arkadaşlar önce düzenleme yapmak zorundasınız. Düzenleme yaptıktan sonra karar verebiliriz. Bunu şöyle yazalım. 15 faktöriyel artı 16 faktöriyeli de 16 çarpı 15 faktöriyel artı 17 faktöriyeli de 17 çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel gibi yazarsak ve ifadeleri 15 faktöriyel ortak parantezine alırsak burada ne kalır? Burada 1 kalır. Burada ne kalır? Burada 16 kalır. Burada da 17 çarpı 16 kalacak. Buranın toplamı arkadaşlar 289 yapar. Yani burası 15 faktöriyel çarpı 289 yapar. Şimdi 289 17'nin karesi olduğu için o zaman bu sayı 17'ye tam bölünür. Şimdi 18'e bölünür mü? 18'e bölünebilmesi için sayının içinde 9 ve 2 olması lazım. 15 faktöriyelin içinde 9 ve 2 yeterince var zaten. 25'e bölünebilmesi için 2 tane 5 lazım. 15'in içinde arkadaşlar 3 tane 5 oluyor. Yani bu da kolay. Şimdi 35'e bölünebilmesi için 5 ve 7 lazım. 15 faktöriyelin içinde 5 ve 7 yeterince var. Dolayısıyla ifade 29'a bölünmez. Tamam mı? Evet, geldik 8. örneğimiz arkadaşlar. X ve Y pozitif tam sayılar, X faktöriyel bölü Y faktöriyel 12 ise X artı Y'nin alacağı değerler toplamını bize soruyor. Şimdi burada Y faktöriyeli karşıya atalım. Buradan bakın x faktöriyel eşittir 12 çarpı Y faktöriyel. Şimdi birinci durum şöyle olabilir. X 12'dir. 12 faktöriyel eşittir 12 çarpı 11 faktöriyel gibi düşünebilirsiniz.
Yani buradan x12, çünkü faktöriyel kendisiyle başladığı için x12 olabilir. Buradan da y ne olur? Y de 11 olur. Buradan da x ile y'nin toplamı ne olabilir? 23 olabilir. İkinci durum arkadaşlar, şunu şöyle yazalım. X faktöriyel eşittir 12 faktöriyeli 4 çarpı 3 çarpı y faktöriyel olarak yazarsak, buradan x görüyorsunuz 4'e eşit olacak. Dolayısıyla x buradan 4, y buradan ne olur? Y buradan 4, 3, 2 olabilir. Dolayısıyla x ile y'nin toplamı ne olur? 6 olur. X ile y'nin toplamının alacağı değerler arkadaşlar 23 artı 6'dan 29 olabilir. Tamam? Geçiyoruz. Şimdi 9. örnek. Bir K sayısının kendisi eksiği ile 3 adım çarpımına 3 adımlı faktöriyel denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 3 adımlı faktöriyel değildir? Şimdi bakın, burada verileni anlarsanız arkadaşlar ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Kendisiyle beraber 3 adım çarpımına 3 adımlı faktöriyel denir diyor. Şimdi kendisiyle beraber. Şimdi 6'yı bu mantığa oturtabilir miyiz? 6 dediğiniz 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakın 3 tane sayının çarpımı gibi düşünün. Bu 6 eder. 24 de ne olabilir? 4 çarpı 3 çarpı 2 olabilir. Bu da 24 yapar. 120 ne olabilir? 6 çarpı 5 çarpı 4. Yani 3 tane sayının çarpımı 120 yapar demek istiyor burada. 210 ne olabilir arkadaşlar? 7 çarpı 6 çarpı 5 olabilir. 7 çarpı 6 çarpı 5 olabilir. Bu da 210. 180'i bu anlamda bulamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane sayının çarpımı şeklinde 180'i bulamıyorsunuz. Geldik sonuncu örneğimize. N-3 faktöriyel bölü 7 faktöriyel 72 ise. Şimdi buradan 7 faktöriyeli karşıya atalım. N-3 faktöriyel eşittir 72 çarpı 7 faktöriyel. Buradan 72'yi düzenlememiz lazım. N-3 faktöriyel 72 dediğimiz 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Burası da ne yapar? 9 faktöriyel yapar. Yani şu şekilde oluyor. N-3 faktöriyel eşittir 9 faktöriyel. Demek ki N-3 neye eşit? 9'a. N buradan ne yapar? 12 yapar arkadaşlar. Bu konu daha devam ediyor. Yani bu konu sadece şu an belki en fazla üçte bir kısmı bu. Bu konu uzun bir konu. Biz böyle anlatıyoruz. Konuları en az 2 saat anlatıyoruz ve en az 50-60 tane model sorularımız var arkadaşlar. Bu soruların çoğunu ben yazdım, bana ait. Konu notu bana ait arkadaşlar. Yani bu şekilde çok verimli bir DGS hazırlık programı yapıyoruz. Konu anlatım kısımlarımız buna benziyor ve ayrıca model model soru tiplerimiz var arkadaşlar. Çıkmış sorular gibi, onlara benzer veya çıkacak soru tipleri neler olabilir? Bunun gibi model sorularımız var arkadaşlar. Dediğim gibi programımıza katılmak isterseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.